Line TV'den herkese merhaba. Mehmet Çetinkaya ile Yerel Vizyon programına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Mobilyanın başkenti İnegöl, sadece Türkiye'nin değil, dünya mobilya sektörünün de önemli merkezlerinden biridir. 2023 yılında İnegöl, 1447 firma ile 1 milyar 480 milyon 700 bin dolar İhracat yaparken İnegöl Mobilya Sanayicileri bunun 822 milyon dolar ihracat yaparak ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağladı. Bu başarı tüm İnegöl sanayicilerinin ortak başarısıdır. Dış ticaret fazlası rakamlarımıza göre Türkiye genelinde 8. sırada, ihracat rakamlarına göre ise 18. sırada yer almaktadır. Bugün çok değerli bir konuğum var sevgili seyirciler. İnegöl Mobilya Sanayiciler Derneği İMOS Başkanı Uğurtan Turgut konuğum. Değerli Başkan, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim başkanım, iyiyim. İnegöl deyince tabii ki başkent olan mobilyanın başkenti İnegöl, kaplıcası, köfteci, köftesi hani cennet diyorlar ya, cennetin farklı versiyonu. Öncelikle İnegöl'den hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Değerli Başkanım, tabii ki sizin kendi çalışmalarınız, diğer sivil toplum kuruluşlarına yaptığınız çalışmalarını biliyoruz ama sizi bilmeyenler için sizi sizden dinleyerek tanımak isteriz. Hemen kısaca bahsedeyim kendimden. Uğurtan Turgut ben. 1985 Posof Ardahan doğumluyum aslen. 1989 yılından beri İnegöl'de yaşıyorum. Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği mezunuyum. Kısa bir öğretmenlik kariyerinden sonra İnegöl'de bulunmanın da getirdiği, geçmişte mobilya tozu yutmanın da getirdiği bir etkiyle 2008 yılından itibaren ihracatla ilgilenmeye başladım. Çeşitli firmalarda çalıştıktan sonra 2018 yılında ortağım, şu anda da İnegöl Mobilya İhracatçıları Derneği Başkanı olan Eyüp Selçuk Bozoklu Beyefendi ile bir ihracat şirketi kurduk. Hali hazırda şu anda devam eden 3 markamız var. Neoma'da, Tetra ve Deco Express diye 3 ayrı markayla hem üretim yapıyoruz, hem ihracat kısmında alsata devam ediyoruz. İnegöl'de hem şehrimize, hem sektörümüze, hem de memlekete fayda sağlamaya çalışan, döviz getirisi sağlamaya çalışan bir iş adamı vaziyetindeyim açıkçası. Ya tabii bu ülkeye katkı sağlayan ihracatın ne demek olduğunu, mobilyanın ne demek olduğunu, o emeğin ne olduğunu bilen biri olarak sizi takdir ediyor. Başarılarınız daim olsun başkanım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii bir de İMOS Başkanı olduğunuz için de İMOS'un kuruluşundan kısaca bir bahsedersek İMOS nedir, neler yapıyor, daha sonra sırayla hemen konuşuruz. Hemen anlatayım. İMOS, kısa adı İMOS olan, evet, İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği. Aslında kuruluşu resmi olarak 2010 görünse de daha öncesinde, evet, İnegöl Mobilya Tanıtım Grubu olarak kurulmuş. Sektörümüze değer katmış, büyüklerimiz tarafından ilk adımları atılan, İnegöl'de mobilya sanayicilerini bir araya getiren, İnegöl Mobilya Sanayicisi'nin hakkını korumaya çalışan, İnegöl Mobilyası'nı bir adım öteye götürmeye, hem ülkede hem de yurt dışında tanıtmaya ve büyütmeye çalışan bir kurum. İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği adı üzerinde üyelerinin tamamı mobilya üreticisi olan, mobilya firmaları olan bir dernek. Hali hazırda 350'den fazla üyemiz var. Üye sayımız da gün geçtikçe artıyor. Evet. İnegöl'de de bir kısa bilgi vereyim. İnegöl, siz de girişte çok güzel bahsettiniz. İhracat fazlası veren nadir şehirlerden bir tanesi. Totalde Türkiye'nin en büyük 16. ekonomisi aslında. İhracat kısmında baktığınızda 18. sıraya geliyoruz. Bu da bizim için gurur kaynağı açıkçası. Bizde şu anda İnegöl'de 4000'e yakın mobilya markası var. Evet. Mobilya firması var. Bunların birçoğu üretici. Tabii ki mağazacılarımız, İhracat firmalarımız veya ikinci firmasını kuran teşekkürlerimiz var, ancak 3000'den fazla direkt üretici olduğunu söyleyebilirim. Bu çok ciddi bir rakam. Ciddi ihracat yapıyoruz. Yurt içinde çok yüksek payımız var, biliyorsunuz. İMOS olarak da biz her geçen gün hem üye sayımızı arttırıyoruz, hem de sayıyı arttırmaktan ziyade biz kalitesini, üyelerimizin kalitesini arttırmaya çalışıyoruz. Kalifiye üyelerle çalışmaya ve sektörümüze, şehrimize, ülkemize fayda sağlamaya çalışıyoruz açıkçası.
İmos temelde evet. İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği, evet, ancak yaptığı işler sadece İnegöl'e değil, yapmak istediği işler de önümüzdeki planlarda sadece İnegöl'e değil, mobilya sektörünün tamamına ciddi fayda sağlayacak bir dernek açıkçası. Başkanım, tabii İmos'a baktığımız zaman siz herhalde 6. başkansınız ya. Sanırım evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi kısa sürede çok başkan değiştiriyorsunuz. Yani bu sırayla nöbet mi devrediyorsunuz? Mesela Uludağ Üniversitesi 49-50. Yıla giriyor. Doğru. 9. rektör. İmos kurulduğunda Aynur Başkan. İnegöl Belediye Başkanı'ydı. Akabinde şimdi Alper Başkan, onun yardımcısıydı. İki başkan devam ediyor ama İmos'ta hızlı bir değişim var. İmos aslında, ben başkanlık sürecinin başından beri aynı şekilde ifade etmeye çalışıyorum. Aslında başkanları üzerinden değil de personeli ve projeleri üzerinden, yani sekreteryası ve yaptıkları işleri üzerinden devamlılık sağlayarak yürüyen ve yürümesi gereken bir dernek. Burada başkanların isminden, cisminden çok yapılan işler mühim açıkçası. Ben de kendime ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma bir söz verdim. Dedim ki ben birinci dönemden sonra devam etmeyeceğim. Tabii büyük konuşmamak lazım ama benim de amacım yaptığımız işlerle devamlılık sağlayarak gelen başkana kolaylık sağlayacak ve onun da onay verip devam ettireceği, hatta ne kadar güzelmiş, ne kadar kolaymış deyip yürütebileceği işler bırakmak. Bizim yaptığımız ve yapacağımız, yapmayı planladığımız bütün projeler bu minvalde. Benden önceki başkanlarım da çok değerli insanlar, çok ciddi çalışmış vaziyetteler. Evet. Ve süreçler hemen hemen benzer yürüdü. Şöyle de bir durum var aslında, bizim yaptığımız iş, yani mobilya sanayiciliği biraz patron gerektiren bir iş. Yani yaptığımız işte genellikle bizim firmalarımızda çok aşırı kurumsal değiliz açıkçası. Sektörün de getirdiği bir negatif etki olabilir bu, kabullenmemiz lazım. Biz daha çok patronların yönettiği şirketler vaziyetindeyiz. O yüzden de patronun İmos'a harcadığı mesai bazen firmaya da zarar verebiliyor. Bu yüzden de ben özellikle söylüyorum. Ben mesela İmos'ta bir başkanın 3 dönem 4 dönem çalışmasını istemem açıkçası. Çünkü kendi işiyle ilgilenmesi daha doğru olur. Ve ciddi mesai de isteyen bir iş. Yani 350 tane üyenin hepsinin ayrı ayrı talepleri olabiliyor. Bir de İmos'la ilgili ek bir bilgi vereyim. Biz hem MODEF'te, İnegöl'deki mobilya dekorasyon fuarında, hem yurt dışı fuarlarında İmos'un MODEF'le birlikte ortak düzenlediği, İMİDER'le birlikte ortak düzenlediği yurt dışı fuarlarında, URGE faaliyetlerinde, B2B satın alma heyetlerinde aktif vaziyetteyiz. Bunun üstüne bir de İstanbul'daki mobilya fuarında, Türkiye'nin en büyük, hatta dünyanın sayılı mobilya fuarlarından bir tanesinde de ciddi söz sahibi vaziyetteyiz. Oradaki katılımcı derneklerden bir tanesiyiz. Sözleşmeler, üye sözleşmeleri, katılım sözleşmeleri İMOS üzerinden yapılıyor. Doğal olarak da belli dönemlerde çok yoğun geçiyor işimiz. Ben açıkçası son birkaç gündür kendi işimle hiç ilgilenemedim. En başında bahsettiğim patronların daha çok yürüttüğü firmalar olması vesilesiyle de İnegöl'deki firmalarımızın başkanların bir dönemden sonra değişmesi açıkçası çok doğal ve normal. Bence olması gereken de bu açıkçası. Dediğim gibi buradaki bir diğer etken de aslında projelerin yürümesi. Sekreterya değişmediği, genel sekreter, işte yardımcısı, muhasip üyemiz, proje uzmanlarımız değişmediği, değişse de projeler yürüdüğü sürece başkanın orada değişip değişmemesi çok, çok etkin değil açıkçası. İmos tabii ki gerçekten bu bahsettiğiniz kısa süre içinde adının ciddi anlamda hizmetleriyle duyurdu. Yani daha da kimse, duyuracağız inşallah. Kimse inkar edemez. Teşekkür ederim. Ama inşallah daha da büyük projeler, global projeler, tabii ki İnegöl, evet, dış ticaret fazlasıyla herkesin gurur duydu ama aslında daha çok beklenti var İnegöl'de. Kesinlikle öyle. %100 katılıyorum. Biz Birleşmiş Milletler'in ülke olarak saydığı 200 küsur ülkenin 193'üne bir şekilde ürün göndermiş vaziyetteyiz. Yani İnegöl'de üretilmiş mobilya bugün Mikronezya'da da bir tane de olsa, bir set de olsa, bir konteyner de olsa var. Seyşeller'de de var, Avustralya'da da var, Danimarka'da da var. Yeterli potansiyele ulaştığımız ya da potansiyeli doğru değerlendirdiğimizi tartışacaksak sizle hemfikirim, henüz uzağındayız. Dünyada geçen yıl mobilya pazarı %24 civarında büyümüş. Biz yurt içinde ve İnegöl'de o büyümeyi çok yakalayamadık. Ama şimdi pozitif birkaç rakamdan bahsedeceğim. Ben ilk sektöre 2008-2009 yıllarında adım attığımda İnegöl'de 42 tane dış ticaret personeli vardı. 100 civarında da firma ihracat yapabiliyordu. Bugün
sadece İnegöl Mobilya İhracatçıları Derneği'ne resmi olarak üye yaklaşık 400 tane ihracatçı var. Üye olmayanlarla birlikte 700'den fazla ihracatçı var. Bu şu demek, ihracatı olan talep arttığı için personeli olan talep artmış. Doğal olarak da personel sayısı artmış. Bugün İnegöl'de İspanyolca konuşan da bulabilirsiniz. Çince konuşan da bulabilirsiniz. Anadolu Rusça olan Türk vatandaşı da bulabilirsiniz. İtalyanca konuşan da bulabilirsiniz. Yani bugün İnegöl kendini temsilde bir eksiklik yaşamıyor açıkçası. Hatalarımız, eksiklerimiz mutlaka vardır ama dediğinize katılıyorum. Potansiyelin uzağındayız. Yalnız şuradan geldik. 2008-2009 yılında 100 milyon dolara ulaşmak hayaldi ihracatta. Bugün milyar doları rahatlıkla geçeceğimizi düşünüyoruz. Bizim pazar payımız Çin'le ya da rakiplerimiz olan İtalya'yla vesaire kıyaslanamaz, açık söyleyeyim ama burada o tartışma aslında başka bir sohbetin konusu olabilir. İşte devlet desteklerinden, teşviklerden bahsedebiliriz başka bir gün ama şu anda çok girmenin manası yok. Biz kendi yağında kavrulan bir sektör ve şehir olarak 40 milyon dolar civarında ihracattan 15-16 sene içerisinde hızla büyüyerek yaklaşık 900 milyon dolara geldik. Bu asla yatsınamayacak, asla takdir edilmeden geçebilecek bir büyüme değil. Başkanım, bir de şunu ekleyeyim yani. Mobilya bir başka, atıyorum hani hep örnek gösterirler, bir telefon ihracatı, bir tekstil ihracatı ya da bir gümüş ihracatına kimse benzetmesin. Navlunu yüksek. Doğru. Yani bu tıra daha çok mal bedel yüklense bu rakam 10'a 20'ye katlanacak. Kesinlikle öyle. Bu zorluğu da göz önüne aldığında aslında başarı çok yüksek. Tabii ben buna şey diyorum, aslında mobilya emeğinin tam karşılığını almayan bir sektör. Yani sadece yatak odası, yemek odası ve koltuktan bahsedeyim. İşte 40-50 tane farklı malzemeyi bir araya getirip günlerce, saatlerce işçilik yapıp bir nihai ürün üretiyorsunuz. Ama ihracatta ortalamayı belirlemek için kullandığımız kilo başı değeri düşük. Çok yüksek değil. Kur farkları, işte girdi maliyetleri vesaireler sebebiyle de ciddi derecede son dönemde fiyatları yükseldi. Bu da bizim biraz rekabet gücümüzü zayıflattı açıkçası, ancak biz yine İnegöl mobilyacısı olarak işimizi yapmaya, önümüze bakmaya ve payımızı büyütmeye, sektörden daha fazla pay almaya kararlıyız. Bunun için de çalışıyoruz. Müsaade ederseniz kısacık bir projeden bahsedeyim. Dediniz ya, sadece İnegöl'e değil global manada da. Tabii yani aslında oraya geliyordu. Önemli olan şu İMOS'un projesi, hedefler konusu. Hemen müsaadenizle anlatayım. Şimdi bizim hali hazırda yaklaşık 9 yıldır devam eden, hatta 10. yılına girecek, 9-9,5 yıldır, 10 yıldır devam eden ve nihayetine gelmek üzere olduğumuz bir proje var. Bunu İMOS yürütüyor yani. Başkan yürütmüyor. Onun için dedim, hani başkan kurumsal olmasa da yani kesinlikle kurumsal kimlik yürütüyor. Temelini atanlara çok teşekkür ediyorum. Biz İnegöl Mobilyası Garanti Markası adı altında ortak bir yönetim sistemi, ortak bir teslimat sistemi, bir standartizasyon, yani satışa da fiyatlandırmaya da satış sonrası hizmete de bir standartizasyon getirecek proje üzerinde çalışıyoruz. Bakanlık teşviklerine, hibeye yaptığımız başvuruda son 3 projeye kalmış vaziyetteyiz. Sanırım tasarruf tedbirlerine takıldığımız için biraz gecikti ama çok büyük ihtimalle nihayetine erdik ve onay almak üzereyiz. Biz açıkçası onay alsak da almasak da, yani bu hibeyi alsak da almasak da, kendi imkanlarımızla bile olsa bu projeyi hayata geçireceğiz. Bu proje ne demek? Nedir? Böyle kısaca çok, vatandaşın basit, anlayabileceği. En basit haliyle. Evet. Siz diyelim bir mobilyaya ihtiyaç duydunuz ve gittiniz bir yerden mobilya almak istiyorsunuz. Yatak odası takımı bakıyorsunuz ve üzerinde bizim oluşturduğumuz İnegöl Mobilyası Garanti Markası tarafından temin edilmiş, o firmaya hak ettiği için verilmiş bir etiket gördünüz. Evet. QR kodu okuttunuz. O ürünün gerçekten İnegöl Mobilyası olduğunu, nerede ne zaman üretildiğini, nereden ne zaman sevk edildiğini tamamını tek bir şekilde görebilir, tek bir ekranda görebileceğiniz bir sistem. Daha sonrasında memnuniyetinizi ve şikayetinizi de tek merkeze bildirmenizi sağlayacak, cevaplarınızı tek merkezden verecek bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Burada amaç her ürünü satmak değil, İnegöl'de üretilmiş her ürünü satmak değil. Standartizasyonu yakalamış, belli kalite kriterlerini yakalamış, hizmet kriterlerini yakalamış firmaların ürünlerini daha cazip hale getirip satarak, sonrasında bu standartları cazip hale getirmek ve aa bak satılıyormuş, garanti markası gerçekten işe yarıyormuş dedirttikten sonra da diğer firmaların buraya adaptasyonunu sağlayabilecek bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Özetle o markayı gördüğünüzde güvende hissedeceksiniz. Paranızın güvende olduğuna emin olacaksınız.
sevkiyatınızın zamanında yapıldığından emin olacaksınız. Kalite konusunda sorun yaşamayacağınızdan, yaşayacağınız herhangi bir problemde de muhatap bulabileceğinizden emin olabileceğiniz tek merkezden yönetilen bir İnegöl Mobilyası Garanti Markası projemiz var. En basit haliyle bu. Tabii ki çok daha teferruatlı. Yani özel bir şirket olacak, personeli ayrı olacak. Her ile, her ilçeye sevkiyat yapabilecek vaziyette olacağız. Ve nereden alırsanız alın, ne alırsanız alın, aynı kalitede, aynı hizmet yeterliliğiyle alacağınızdan emin olacağınız çok uzun vadeli, uzun süreli bir proje üzerindeyiz. Temeli standartizasyon. Üründe, hizmette, kalitede, satış sonrası hizmette standartizasyon diye anlatabileceğim bir proje bu. Bunun haricinde biz uluslararası rekabetçiliği geliştirme projeleri denilen URGE'ler kapsamında ve uzak pazarlar stratejisi hedefiyle yurt dışında B2B'ler yapıyoruz. Yani ikili ticari görüşmeler organize ediyoruz. En son Meksika'ya gittik. 14 firmamızla Meksika'ya gittik. Meksika bizim için uzak ve yeni bir pazar. İmos buranın neresinde? Şurasında. Biz teşvik beklemeden, prefinansman yaparak, İmos'un parasını kullanarak, İmos'un finansman gücünü kullanarak üyelerimize diyoruz ki siz tek başınıza kalkıp Meksika'ya gitmeye çalışsanız 5-6 bin dolar para harcarsınız. Karşılığını da alamayabilirsiniz. Gelin bunu organizasyon şeklinde beraber yapalım. İmos bünyesinde İmider desteğiyle, İTSO ve MODEF desteğiyle yapalım. Finansmanını da İmos yapsın. Siz 4 bin dolar yerine 1000 dolar harcayın. Ve gittiğinizde de sizi profesyonel satın almacılar, profesyonel firmalar, mağazacılar karşılasın. Doğru alana, evet, doğru ülkeye, doğru alıcıyı bularak gidelim hedefiyle uyguladığımız B2B'ler, URGE'ler bunlar. Ve Allah'a şükür ciddi güzel sonuçlar alıyoruz. Yıllar önce Hindistan bizim için bir pazar vaziyetinde değildi. Bugün sadece İnegöl'den 100 milyon doların üzerinde neredeyse ihracat yapar vaziyete geldik Hindistan'a. Bu arada benim kendi şirketimin de Neomoda Mobilya olarak 2018'de kurduğumuz şirketin de 3. resmi ortağı aslında Hindistan kökenli bir beyefendiydi. Hali hazırdaki diğer iki şirketimize Tetra'ya ve Deco Express'e ortak değil ancak biz kendisinden çok şey öğrendik pazarla ilgili. Ve İnegöl Mobilyası'nın da o alana açılmasında ciddi öncülük ettiğimizi söyleyebilirim. Çalıştığımız bir firma vardı o zaman personel olarak. O firmanın 3 franchise'ını orada açtığımızda Türkiye'deki büyük firmalar, büyük perakendeciler, büyük markalar, isim veremeyeceğim büyük markalar şaşırıp bize geldiler. Siz bunu nasıl başardınız diye. Biz bu gücü şimdi İmos ve İmider bünyesinde bütün İnegöl'e, hatta bütün Türk mobilyacısına açmaya ve paylaşmaya çalışıyoruz. Ya tabii sevgili başkan, fuarlar deyince 1980'lere gittim ben. 1980'lerde milli fuarlar diye Bursa Kültür Parkı'nın içinde yapılırdı. Ve çok da güzel verim alırdık aslında o milli fuarlarda. Akabinde kulakları çınlasın, İnegöl Belediye Başkanı Muhittin Tanoğlu döneminde eski hal binasının olduğu, şimdi de belediyenin ek binasının olduğu yerde ilk fuar da orada başladı. Zor şartlarda. Doğru. Daha sonra... Tevellüt gereği yaşım yetmiyor ama dönemi izlediğim kadarıyla biliyorum. Akabinde rahmetli Hikmet Şahin'in, evet, sağ olsun. Benim hocamdı. İşte gene Allah uzun versin. Cemal Arık benim hocamdı. Cemal Arık'a ben bir dönem İngilizce dersi vermiştim var çok da seviyorum kendisine. Onun katkıları, Ali Nur Başkan'ın katkıları. Yani herkesin bir katkısı var. O günden bugüne gelmek kolay değil. Mobilyanın ambalaj şeklini geçmişe baktığımızda battaniyeyle gelen... Bugün profesyonel, yani o dönemde hayatta mı bilmiyorum, Hamal Hasan mal sarardı, kamyon alırdı, zengin olmuştu. Yani bazen de şu geliyor başkanım, İnegöl'de iş bulamayan bir adamın ya aklında zoru vardır ya da çalışmak istemiyordur. Nispeten katılıyorum, evet. Yani İnegöl hakikaten iş potansiyeli açısından çok geniş. Doğru. Türkiye katkısı çok büyük. Yani... biraz önce de ilk girişte verdiğimiz rakam İnegöl'ün tamamı. Bu tamamı mobilya içinde 800 milyon ama o diğer rakamda da gene İnegöl'ün mobilya katkısıdır aslında. Tabii ki. Bunu gözükmeyen köftecisi, efendim kaplıcacısı, diğer satışları evet hak ettiği yerde mi? Hala değil. Daha da çok büyüyebilir. Geldiğimiz bugünkü fuarlar tabii uluslararası fuarlar, İnegöl'de yapılan fuarlar, İstanbul'da yapılan fuarlar. Evet bunun içinde İnegöl Ticaret Sanayi Odası mevcut başkan daha önce İmos'un başkanıydı. Evet Yavuz Bey. İmos'un eski başkanları hepsiyle tanışıyorum. Biz siz kalmıştınız zaten başkanım. Hepsi bir vesileyle tanıdığımız, bildiğimiz
Yani fuar daha neler yaşayacağız, neler göreceğiz? Bu ihracat rakamında bir hedef var mı başkanım? Yani var. Bugün gördüğümüz rakam yüzde kaç artar? İkiye mi katlar? Yüzde 50 mi artar? Böyle bir var mı çalışma beklentiniz? Tabii ki. Hemen söyleyeyim. Şimdi fuar demişken MODEF'le başlayalım. Evet. MODEF bizim için mobilya dekorasyon fuarı. İnegöl için olmazsa olmaz. Bu Ekim ayında 1-5 Ekim tarihlerinde buradan da duyurmuş olayım. 51. kez gerçekleşecek. Buyurun. MODEF eskiden bir pazar yerinde açık alanda yapılmış bir fuar alanıyken biraz fuar değil de şölen şenlik havasındayken bugün sadece fuar alanında 135-136 katılımcısı olan ve fuar alanının dışında da diğer AVM'lere, mobilya caddelerine ve farklı alanlarda bulunan binin üzerindeki teşhir alanına hizmet eden vaziyete geldi. Yani şehre hizmet eder bir vaziyete geldi MODEF. MODEF bizim için olmazsa olmaz. İki kez düzenliyoruz yılda ve bu yıl MODEF'te biz köklü değişiklikler yaptık. Burada sağ olsun ismini anmadan geçemeyeceğim. Özellikle Ticaret Sanayi Odası Başkanımız Yavuz Uğurdağ'ın büyük katkısı var. Onun öncülüğünde bir değişime gittik. Özeti tedbirli mekanda ferahlık vardır dedik. MODEF'in içerideki bütün yerleşimi yıkıldı. Bütün duvarları tamamen. Sil baştan. Yıkmış vaziyetteyiz. Elektrik sisteminden tutun da kamera sistemine kadar tamamı değişti. Ciddi bir yatırım. Bu yeni bir şey başkanım. Evet. Son bir yılda MODEF'in yeni yönetiminin MODEF'e binaya harcadığı para 25 milyon liranın üzerinde ve dışarıdan bir katkı almadan. Evet. Tabii ki belediyenin burada katkısı olmuştur. Olacaktır da. Çünkü yer sahibi belediye, evet. İnegöl Belediyesi. Ancak MODEF bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. %90'ını kendi içerisinden finanse ediyor. Zaten MODEF kar etmek üzerine kurulmuş bir şirket değil. MODEF İnegöllü mobilyacıların kurduğu, fuarı yönetebilmek üzere kurulmuş bir şirket. Bu yıl biz MODEF'i bir canlılık katalım, biraz daha yenileyelim, güncelleyelim diye yıkım kararı aldık ve bütün standlar yıkıldı. Bu yılki katılımcılarımız standlarını sıfırdan yeniden yapacaklar. Katılımcılar için de, ziyaretçiler için de, İnegöl için de güzel bir yenilik aslında bu. Yıllarca aynı kalan alanın değerini yitirdiğini düşündük açıkçası. Yavuz Bey'in bu fikrine %100 katılıyorum. Sonuna kadar destekliyorum. Bu yıl MODEF bizim için yeniden açılacak. Yeniden yapılacak. Belki de 51. değil 1. MODEF gibi göreceğiz. Ben o konuda çok ümitliyim açıkçası. Değişikliğinde çok faydalı olacağına inanıyorum. Onun haricinde MODEF'e biz hali hazırda tabii şimdi maymun çiçeği yüzünden bir engel çıktı önümüze ama belli bölgeleri seçerek satın alma heyetleri oluşturmak üzere bir proje geliştirdik. Konaklamalarını sağlayacağımız misafirler çağıracaktık biz. Özellikle ihracat için. Şimdi Afrika hedefiyle 25 Afrika ülkesi hedefiyle yola çıktık ancak biraz rotamızı değiştirmemiz gerekebilir. Pazar büyütmeye çalışıyoruz. İşte bahsettiğim Urge'ler, bahsettiğim B2B'ler, onun haricinde işte Hindistan'daki fuar, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki fuar, Miami'de fuar yapıyoruz. İkincisi düzenlenecek MODEF, IMOS, ITSO, İMIDER işbirliğiyle yapılan Lofty adında bir fuarımız var Miami'de. Rusya'da planlıyoruz. Haricinde yurt içinde farklı bir fuar düzenleyebilir miyiz? İnegöl'de başka bir fuar yapabilir miyiz? Projeleri var. İşte proje fuarı düzenlemeye çalışıyoruz. Malzeme fuarı planımız var. Buradaki temel hedef İnegöl'ü aslında bir fuar şehrine de çevirebilmek. Yani fuar ekonomisi ciddi bir ekonomidir biliyorsunuz. Sadece mobilya üzerinden dönsün değil, ciddi anlamda bir fuar ekonomisi de oluşturalım istiyoruz. Ama tabii ki bizim temel kaygımız mobilya. Mobilya. Şimdi bir bahsettiğim MODEF'tir, İstanbul Fuarı'dır, Urge'lerdir, B2B'lerdir. Bunların hepsinin amacı İnegöl'ün ihracattan aldığı payı artırabilmek. Hali hazırda bizim yaklaşık 822 milyon dolar bizim reel rakamımız ama ben şöyle söyleyeyim. 900 milyon doların üzerinde hatta 1 milyar dolara yakın bir ihracatımız var. Bu rakamın 822'de kalmasının sebebi de işte ihraç kayıtlı faturalar, başka şehirlerdeki firmalara yaptığımız satışlar, yurt içi faturalandırmamız vesaire. Bizdeki hedef dünya ortalamasını yakalayamasak bile kendi içerimizdeki pazar büyümemizi yakalayabilmek. Nedir? Geçen yıl %24.1 büyümüş dünya ekonomisi, dünya mobilya ekonomisi. %24'ü yakalayamasak bile biz içeride ne büyümüşüz? %7. Minimum %7 büyütelim. Ama hedefimiz %10'un altına düşmüyor tabii ki.
biz her yıl %10 büyütebilsek, %15 büyütebilsek çok ciddi yerlere gelir İnegöl'ün toplamdaki ihracat rakamları. Bizim temel hedefimiz, ilk hedefimiz tabii ki 1 milyar dolar resmi rakamını geçebilmek. Daha sonrasında da minimum %10 üzerine koyarak gidebilmek. Bahsettim az önce, biz birçok ülkeye girdik. Birçok ülkede İnegöl mobilyası var. Burada yeni hedef İnegöl mobilyasını satmakla birlikte İnegöl mobilyası markasını satabilmek. Biz hali hazırda İmos olarak İnegöl mobilyası markasının isim hakkı sahibiyiz. Bizden izinsiz olarak, İmos'tan izinsiz olarak artık İnegöl mobilyası tabelasını kullanmak, İnegöl mobilyası satıyorum demek yasak. Yasak. Bununla ilgili de müsaade ederseniz kısa bir bilgi ileteyim. Biz hali hazırda özellikle online satışta izinsiz olarak İnegöl mobilyası markası kullanan ve halkı maalesef mağdur eden firmalar sebebiyle itirazlarımızı arttırdık. Bizden izin almadan İnegöl mobilyası markası kullanarak kimsenin satış yapmasına müsaade bunlar etmeyeceğiz. İnegöl dışında da mı? İnegöl içinde de dışında da. İnegöl içinde de dışında da. Biliyorsunuz online çok kontrol edilebilen, evet, internet satışları çok kontrol edilebilen bir iş değil. Adam bir sayfayı bir gün kapatıp ertesi gün yine İnegöl mobilyası diye açabiliyor. Biz artık buna müsaade etmeyeceğiz. İnegöl mobilyasının tanınmış marka lisansı artık bizde, kullanım hakları bizde. Bahsettiğim İnegöl mobilyası garanti markası süreciyle de beraber yürütülecek. İnegöl mobilyası artık gerçek bir marka olarak yürütülüp marka değeriyle birlikte satılacak. Yani İnegöl mobilyası tabelası asmak isteyenin belli şartları karşılaması ve bu şartları sürdürebilmesi lazım. Aksi halde ben İnegöl mobilyası satıyorum diye İnegöl mobilyası satamayacak. Çünkü kötü örnekler maalesef bize zarar veriyor. Ve son iki yılda da demeyeyim, Covid sonrası değişen satın alma adetleriyle birlikte online'dan mobilya alma alışkanlığı arttı. Aslında bizim adımıza keyifli bir durum. Ama bu da maalesef online dolandırıcılığa, sahtekarlığa çok yol açtığı için biz zarar görüyoruz. İnegöl'de üretilmiş ürünlerin fotoğrafları kullanılarak, sahte isimler, evet, sahte adresler kullanılarak gibi çok fazla dolandırıcılık vakası görüyoruz ve bu şikayetler bize, İmos'a ve İTSO'ya çok fazla ulaşıyor. Bunları azaltmak için mecburen böyle bir adım attık. Aslında uzunca zamandır üzerinde durduğumuz bir konuydu ama netleştirememiştik. Çok şükür o da artık bizim elimizde. İnegöl mobilyası markasını artık garanti markası projesi kapsamında yöneteceğiz ve bir ticari marka olarak yönetilecek açıkçası. Tabii geçmişte başkanım İnegöl mobilyasını İnegöl'den alıp dükkana İnegöl mobilyası burada satılmamaktadır diyen, evet, esnafı da gördük. Tabii oradan buralara gelmek büyük keyif açıkçası. Bugün bunu yaşamak insana gerçekten büyük keyif veriyor, gurur veriyor. Tabii başkanım vakit azaldı ama şimdi her sektör, tabii ki araç sektörü işte. Bir bakıyorsun yenilikler, işte yeni keyifli sürüşler için ısıtma, soğutma, bir sürü trendler ekliyor. Mobilya nerede, nereye gidiyor? Ne bekliyor bizi başkanım? Mobilyanın temeli fonksiyon ve rahatlık. Ya bu iki şeyi başardığımız sürece, tabii ki kalitede bunların içerisinde, biz fonksiyonu, rahatlığı, yani ihtiyacı karşılayabildiğimiz sürece varız. Ben açıkçası mobilyanın içerisine çok fazla elektronik, çok fazla aşırı fonksiyon sokma taraftarı değilim. Ama bugün günümüzde işte yatak ucundan çıkan karyolalardan tutun da mekanizmalı koltuklara kadar birçok opsiyonumuz, birçok alternatifimiz var. Ama bunların hepsinin temeli bir ihtiyacı karşılıyor mu? Evet. Biz bir ihtiyacı karşıladığımız sürece mobilya satmaya devam edeceğiz. Burada aslında mobilya sektörünün geldiği nokta hizmet, satış sonrası hizmet ve kalite. Evet. Bizi ayrıştıran temel nokta aslında bu. İnegöl'ün en büyük avantajları hızı. Çok hızlıyız biz yani. Özellikle model geliştirme konusunda çok mahir ve becerikliyiz. Modellemesi, çok iyi ürün yapıyoruz biz. Yani modellerimiz gerçekten iyi. Sadece İnegöl içerisinde değil, artık rakip sayabileceğimiz işte İran'da, Azerbaycan'da, Kosova'da, Mısır'da, hatta Çin'de bile kopyalanır vaziyetteyiz. Bunu gönül rahatlığıyla, evet, ve örnekleriyle söyleyebilirim. Bizden ürün alamayan, örnek diye söylüyorum, Suudi Arabistan'da X firması fotoğraflarımızı alıp gidip Çin'de yaptırıyor. Evet. Maliyet sebebiyle de gidebilir, orası ayrı. Biz yurt içinde de kopyalanıyoruz. Yani İnegöl ürünleri yurt içinde de takip edilir, kopyalanır vaziyete geldi. Gerçi İnegöl ürünü bazen İnegöl içerisinde de kopyalanıyor. O da ayrı bir yaramız ama bunun da ufak ufak önüne geçmeye başladık çok şükür. Şimdi İnegöl
mobilya konusundaki uzmanlığını paylaşmak konusunda da çok mahir. Ya biz ciddi paylaşımcıyız. Biz müşteri verisi paylaşıyoruz, ürün verisi paylaşıyoruz, know-how dediğimiz bilgi birikimimizi paylaşıyoruz. Bu paylaşım belki de İnegöl'ü gerçekten kuvvetli hale getiriyor. Müsaadenizle ben özellikle ihracatçı geçmişimle ihracat tarafında İnegöl'ü nasıl anlattığımı kısacık söyleyeyim. Ben şöyle anlatıyorum İnegöl'ü. Diyorum ki İtalyan tasarımını, Alman kalitesini, Türk lokasyonunda butik ürünleri toptan fiyatına alabileceğiniz bir yer İnegöl. Şunu açmam lazım. Evet. Şimdi İtalya'ya gidip, İtalya dünyanın mobilya anlamında da moda anlamında da tasarım merkezi. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. Ancak İtalya'da evinize veya mağazanıza alışveriş yapmak istiyorsanız çok ciddi rakamları ödemeniz lazım. Şimdi biz benzeri tasarımları uygun fiyata sunuyoruz. Bu bir. İkincisi İtalya'da bir takım, iki takım, üç takım almak isterseniz fiyat daha da yükseliyor. Asla sizi toptancı gibi görmüyorlar. Daha da uçuk fiyatlar istiyorlar. Perakende fiyatlar alıyorsunuz. Doğal olarak da rekabet edemezsiniz. Bizde 3-4 takım, 5 takımda minimum order quantity denilen düşük sipariş adedi bizde çok az ya da yok. O yüzden gelip buradan 3 takım, 4 takım da alabiliyorsunuz mağazanıza. Biz esnek çalışıyoruz. Dedim ya paylaşıyoruz, evet. İşbirliği yapıyoruz. 4 takım benden, 5 takım işte başka bir firmadan, 10 takım sizden alıp bir konteynere karışık ürün de gönderebiliyoruz. Bu da ciddi avantajımız. Ve biz ürün optimizasyonu yapabiliyoruz. Ölçü değişikliği, renk değişikliği yapabiliyoruz. Hem de 2 takım, 3 takım, 4 takım da olsa. Bu özellikle ihracatta büyük avantaj. Çünkü en büyük rakibimiz Çin, minimum order quantity dediğimiz minimum sipariş adediyle çalışır. Bir model bir konteyner, bir model 50 set, bir model 100 set, bir model 200 set gibi. Biz böyle çalışmıyoruz. Bizde daha az bu rakamlar. Veya bazı ürünlerde hiç yok. Onun haricinde bizim aslında en büyük avantajımız lokasyonumuz. Biz dünyanın ticari anlamda gerçekten göbeğindeyiz. Yani cennet vatanın getirdiği bir avantaj da lokasyon. Biz Çin'in 65 günde ulaşabildiği, nakliye olarak bahsediyorum, ulaşabildiği lokasyona biz 14 günde, 24 günde ulaşabiliyoruz. Bizim en uzak olduğumuz yer maksimum 35 gün. Denizle de, karayla da en uzak olduğumuz yer 35 gün. Avrupa'da bugün sipariş verip 3 gün sonra kapınızda teslimat. Ürün görebiliyorsunuz. Ve biz artık Avrupa'ya da kapıya teslimat yapabiliyoruz. Yalnız yurt içinde değil, yani İnegöl sadece yurt içindeki 81 vilayet, 983 ilçenin hepsine teslimat yapabiliyor olmanın haricinde yurt dışında da özellikle Avrupa'nın merkezi konumdaki ülkelerine çok rahatlıkla kapı yani teslimatını yapabiliyoruz. Belçika, Hollanda bizi izliyor zaten birçok ülke. Sipariş verdi, bir yatak odası, bir yemek odası. Kapısına teslim. Kapısına teslim edilebiliyor. Çok da makul fiyatlar. İnegöl'ün büyük başarısını kesinlikle aslında altını öyle. Çizmek lazım. Kesinlikle öyle. Yani çok özür diliyorum. Bu artıların haricinde bahsettiğiniz gibi İnegöl sürekli büyüyen bir şehir. Biz yeniliklere ciddi derecede açığız. Biz makine konusundaki bütün yenilikleri takip ediyoruz. Malzeme konusundaki bütün yenilikleri takip ediyoruz. Teknolojik konuları çok ciddi derecede takip ediyoruz. Bugün İşte komodinin üzerine telefonunuzu koyduğunuzda şarj edebilen setlerimiz var bizim. Dolapların içerisinde gizli kasalar, işte koltuklarda mekanizmalar, sesle çalışan koltuklar vesaire. Bunların hepsini yapabiliyoruz. Ama bunlar işin biraz gösteriş kısmı. Temelde şunu söylüyorum. İnegöl'ün en büyük avantajı hizmeti, kalitesi ve modellemesi. Eyvallah hocam. Değerli başkan, vakit de çok azaldı ama birkaç şey. En büyük yaşadığınız önünüzdeki sıkıntı nedir? Ya bizim en büyük mobilya ile ilgili yaşadığımız en büyük problemlerden bir tanesi küresel istikrarsızlık. Yani etrafımızın ciddi derecede, komşu ülkelerimizin ciddi derecede istikrarsız olması. Tabii içerideki ekonomik dengeler de bizi ciddi derecede yoruyor. Girdi maliyetlerimiz sürekli olarak çok fazla yükseliyor. Bu da bizim için çok büyük engel. Bir de şöyle bir problemimiz var bizim. Yani evet, iş konusunda, işçi konusunda, kalifiye eleman konusunda her sektör gibi problem yaşıyoruz ama bizim temelde yaşadığımız problem, yurt içi için söylüyorum, ihracat için değil, yurt içi için temelde yaşadığımız problemi şöyle özetleyeyim. Biz bir mobilyanın satışına, perakende satışına, nihai tüketici gidecek satışa baktığımızda bunu makul mü değil mi diye şöyle değerlendiriyorduk. Bir yatak odası ortalama 4-5 asgari ücretse satılabilir gözüyle bakıyorduk. Orta sınıf bir yatak odasından bahsediyorum. Yani üst sınıf premium bir üründen değil. Orta sınıf bir yatak odası 4-5 asgari ücret yapıyorsa bu satılır diyorduk. Ki satılıyordu da. Hali hazırda da aynı sınıf ürün aslında 3-4 asgari ücret, 4-5 bile değil. İnegöl'e geldiğinizde bu fiyatları, bahsettiğim fiyatları görebilirsiniz. Hatta altını da görebilirsiniz. Yani içerisi çok daraldığı için, iç piyasa çok daraldığı için biz karımızdan ciddi anlamda feragat etmiş vaziyetteyiz.
ciddi karsız çalışan firmalarımız da var, samimiyetle yani söyleyeyim. Yani tüketicilere de bir örnek olsun diye başkanım. Tabii. Şimdi biri yeni evlendiği zaman ne lazım? Yatak odası, yemek odası, koltuk takımı. Şimdi bu üç temel, hani düğün paketi diye doğru tabir edilen, beyaz eşyacılar da yapıyor, çamaşırı, bulaşığı bilmem nesi. En düşük dediğimiz halk tipi. Gelirken gördüm, tesadüfen gördüm ben de. Bugün mesela işte 89.900 liraya yatak, yemek, koltuk yazan da var. Evet. Ama şöyle söyleyeyim ben, pardon, gönül rahatlığıyla kullanabileceğimiz bir yatak odası, yemek odasını, uzun ömürlü diyebileceğimiz evet bir yatak yemeği, bir de koltuğu. İnegöl'den 100 bin liraya da bulabilirsiniz, 500 bin liraya da bulabilirsiniz. Yani en düşük 100 bini cebine koyan... 100 bin liraya, 120 bin liraya, 130 bin liraya, 150 bin liraya çok rahatlıkla evinizi izlersiniz. Keşke bu rakamlar çok daha düşük olsaydı evet ama üzülerek söylüyorum bunları açıkçası. 100-150 bin lira arasında bir maliyetle evinizi gönül rahatlığıyla istediğiniz takımlarla donatabilirsiniz. Doğru, İnegöl'e evet gelirseniz. Şimdi bizim şu anda önümüzdeki engel şu Mehmet Bey. Maliyet veya son fiyat değil aslında. Hala dediğim gibi bir yatak odası 40 bin 50 bine gelebiliyor. 3 asgari ücret yapar. 51 bin yapar. Ama insanların artık mobilyaya ayırabilecekleri finans azaldı. Azaldı. Para azaldı. Yani biz öncesinde bir ailenin bütçesinden %10 alıyorken şimdi %3'e %2'ye bile gerilemiş olabiliriz. Acil ve elzem ihtiyaç olarak görülmüyor mobilya. Artık kira giderleri çok yüksek. Gıda giderleri çok yüksek. Yani hayati giderler çok yükseldiği için bize ayrılmasını beklediğimiz pay düştü. Pay düşüyor. Bir de üzülerek söylüyorum, biz taksit kısıtlamasıyla, taksit sınırlandırmasıyla sınanıyoruz an itibariyle. 3 günde 5 günde değiştirilen tekstil gibi bir sektör değiliz biz. Yani gıda da değiliz, tekstil de değiliz. Tamam, bunlar daha evet elzem ihtiyaç gibi görülebilir ama bir aile Türkiye'de mobilya aldığında mobilya değiştirme sıklığı önceden 9 yıl civarındaydı. Son dönemde 7,5 yıla kadar düştü. Yani bizde bir ürün alındığında 7 yıl ile 10 yıl arasında belki 15 yıl bile kullanılabiliyor. Yıl vardı. Bizim ciddi derecede aslında taksitlendirilebilir olmamız lazım ama maalesef getirilen kısıtlamalarla biz taksitli ürün satamıyoruz. Kredi kartına taksitli ürün satamıyoruz. Hele şimdi yeni gelen düzenlemelerle iyice önümüz kapanmış vaziyette. Açıkçası buradan sesimizi de duyururuz inşallah. Bizim acilen mobilyadaki satışta taksite ihtiyacımız var. Taksinin kesinlikle bir diğer lüks eşyayla kıyaslanmaması kesinlikle lazım. Çünkü temel ihtiyaç bir ev kuruluyorsa, evleniyorsa ya da yeni bir ev düzüp yeni bir eve geçiyorsa temel ihtiyaç. Ve bir yıl kullanmıyorsunuz evet dediğim gibi. Yani aldığınız ürünü, 150 bin lira verdiğiniz ürünü 10 yıl kullanıyorsunuz. En az 10 yıl kullanılıyor. Tabii. Hele durumu şey değilse 20 yıl kullanan da kesinlikle var, ömür boyu kullanan var. Değerli başkanım, vakit doldu ama döviz kuru tabii kimine göre yüksek ama ihracatçıya göre düşük kaldı. Bu da ihracatı etkiliyor mu? Ben döviz kuru tarafında genelin aksini düşünüyorum açıkçası. Örnekleyerek söyleyeyim. Bizim en iyi ürün sattığımız, en çok ürün sattığımız İnegöl Mobilyası'nın çok amiyane tabirle göbeğini kaşıya kaşıya mal satmak derler ya, o dönemi yaşadığı zamanlarda bizim döviz kurumuz 2,5-3 lira civarındaydı. 2,5-3 lira civarındaydı. Yani bugünkü gibi 30'ların üzerinde değildi. Bizde temel problem sadece dövizin yüksek olması değil. Döviz yükseldiğinde benim kumaş fiyatım da yükselecek, sünger fiyatım da yükselecek, sunta fiyatım da yükselecek. Yükselmesine rağmen dövizin bu arada sıkışması sizin ihracatta nispeten etkiliyor. Evet. Etkiliyor. Nispeten etkiliyor ama sorun temelde şu, dövizin yükselmesi veya düşmesi değil. Dövizle birlikte bizim girdi maliyetlerimizin yükselmesi. Evet. Döviz yükselince benim girdi maliyetim düşse, evet yüksek kur benim için avantaj olabilir. Ama dövizle birlikte benim girdi maliyetlerim de yükseliyor. Çünkü biz sektör olarak ithalata ciddi derecede ihtiyaç duyuyoruz. Şöyle ihtiyaç duyuyoruz. Şu üzerinde bulduğumuz suntanın üzerindeki PVC ithal. Evet. Laminasyon için kullandığımız kenar bandı ithal. Polyol ithal. Süngerin ham maddesi ithal. Kumaş ciddi derecede ithal. Kumaşı yerli yapsak boya ithal. Makine ithal. Son cümle olarak. Çok özür dileyerek hemen tamamlayayım. Yani kur sadece bizim önümüzdeki engel değil. Evet, engellerden bir tanesi değildir ama tek başına değil. Eyvallah başkanım. Programına sonuna geldik ama bir Ekim ayında bir fuardan bahsettiniz. Doğru. Hem tekrar bir davet hem de son vermek istediğiniz mesajla programı toparlayalım. 1-5 Ekim'de İnegöl'de mobilya dekorasyon fuarımız olan MODEF başlayacak. Hem nihai tüketiciyi hem toptancılarımızı buradan davet etmiş olalım. İnegöl Mobilya'nın başkenti olmaya devam edecek. Hepinizi bekleriz. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık değerli başkanım.
Evet değerli izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya başka bir konuk, başka bir konuyla karşınızda olmak dileğiyle hoşça ve dostça kalınız.